Dostlarım selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir yıl önce bugünlerde yine aynı tarz bir video çekmiştim. İşte 2021 hedeflerimden bahsettiğim ve annemle ağaç süslediğim. Bu sefer çok şükür kendi evimde ağaç süslüyorum. Bunu çok istiyordum ve yapıyorum. Buse Berfin, ben Beyza. Şimdi yılbaşı ağacını kuracağız. Bu benim için duygusal bir an. Çünkü çok istiyordum yeni evimde yılbaşı ağacım olsun falan diye. İkisi de gerçekleşmiş oldu. Ağaç kuracağız. Sonra kızlar birazcık kendi yeni 2022 hedeflerinden bahsedecekler ve 2021'de hedeflerin hangilerini gerçekleştiğini bahsedecekler. Sonra ben yarın 2022 hedeflerim ve 2021 hedeflerimin olduğu videoyu izleyeceğim ve böyle birazcık duygusal bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi nasıl yani bu mümkün olabilir mi ama Buse ilk kez görüyorsunuz siz Buse'yi ama biz Buse'yle her gün beraberiz. Allah ne vardı onda? Bilgisayar mı vardı onda? Buse topçu. Hem Berfin ne var arkadaşı? Biz öyle tanıştık ama Evet. bal. Bal. Buse kendini anlat birazcık. Sen hiç videolarımda yoktun Evet. önceden. Evet, çok heyecanlandım şu an. Hiç Evet. alışık Sen değilim. kimsin? Ben kimim? Ben aslında İrem'le her gün beraberiz. Nasıl Evet. videolarda Evet. okum Garip gibi. oldu birazcık. Evet. Ben de Koç'tayım. Ben sayısal kimya biyoloji mühendisliği Niye okuyorum. sayısını Sorularınızı cevaplayabilirim falan. Ne bileyim sanki hepiniz sözelmişsiniz falan. Evet, hepimiz ama öyleyiz. Hepimiz Böyle işte sözeller erkeklerin hepsi de ama sözel, şey Evet. sayısal, hepsi Evet. mühendislik okuyorlar Doğru. aslında. Aynen, ben de Sadece mühendislik ben, okuyorum. Beyza ve İrem aslında Evet. şey eşit Ama videolar ağırlıkçıyız. genellikle biz olduğumuz Evet, için. evet Bir de şu an bu doğru. ortamda Evet. kendimi Aynen, biraz doğru sayısal dedin. hissediyorum. Doğru dedin kral. Öyle. Çok İşletmeyle çap heyecanlıyım. yapıyorsun, onu Evet, da söyle. işletmeyle çap yapıyorum. Şimdi ne ağaç hazırlıyoruz? Evet, çok Neyse ağacı heyecanlıyım. hazırlayalım, sonra 2021 hedeflerimiz hakkında konuşalım. Ne dersiniz? Başlıyoruz. Günaydın ertesi günden. Şimdi dün biz en son şey yapacaktık. Beyza, ben, Berfin, Buse hepimiz yeni yıl hedeflerimizden bahsedecektik. Ama sonra Burak falan geldi ve konu çok dağıldığı için yapamadık. Şimdi ne? Burak kız mı tabii ki de. Estağfurullah. Sadece dikkatim dağıldı yani unuttum bu içeriği. Şimdi ajandama yani 2021'de kullandığım ajandamın 2022'de kullanacağım ajandamın son sayfasına yeni yıl hedeflerimi yazacağım ve bunu sizinle paylaşacağım birazdan. Öncesinde kanalımda 2021 hedeflerim videosu var. Yani şu an 2021'in sonundayız. Beyza ile onu izleyeceğiz. Bakalım neleri gerçekleştirmişiz. Evet, bakalım. Full açık ol, ben kırparım. Tamam. İlk bir senin tipini Tamam. That's... Dur, buralara geçiyorum. Akkale. Ay, fındık. Akkale. Kaldım. Odamın aşırı karanlık ve aşırı dağınık olmasından dolayı tek geçebileceğim yer burasıydı. Kendime geçen gün bir çorap aldım. Ace Wake'den. Bak bunu Çok da yeni güzel aldım. böyle Yine çoraplar. Ace Wake'den aldım. İki adet. Hem bir 36. tarafında söyleyeyim size 12.99. Ama 12.99 ben yapmış. Şimdi nasıl böyle tekliyor o kadar. gördüğümden hiçbir fikrim yok ama bunu 35-38 numara arasında gördüm. 33-35 numara arasındaymış. O yüzden açamadım bile çünkü ayaklarım 38'miş. Yani Twitter'dakiler gelmesin buraya. Ayakçılar. O yüzden çoraplarımı giyemedim. Bir tane çorap aldım kendime ama o çorabı giymek için ayetacı bekliyorum. Çünkü eşlerimi değiştireceğiz. Neyse, o yüzden çoraplarımı giyemedim. Yılbaşı çoraplarımı ama olsun. Ben 2021 hayallerimden Abi bahsetmek bir kere istiyorum. ilk bir kendimi yorumlamak istiyorum. Yorumla. Çok Ben ağlayacağım çok büyümüşsün. küçükmüşüm. Bir büyümüşsün. Hayat bizi yaşlandırmış bir senede. Saçının rengi değişmiş. Aynen saçım orada dalgalıymış şu an Evet. düz. Orada Kilo tık daha almışım birazcık. Bak suratım orada daha ince. Kesin kilo aldım zaten. Ben şu an daha zayıfsın. Yok burada çok zayıftım ya. Burada geçen bayağı zayıftım. Tartışmam da. Pantolonlarım, Yorumlara. pantolonlarımdan anlayabiliyorum. Şunu, sen çıkmasın şöyle yapalım. Kaşların daha inceymiş. Ama şu an da Aynı. ince. Başka şey... Ha, sivilcem yokmuş tabii o dönemde. Ay, mail geldi. Allah. Allah neyse.
Çok da bir farkım yok. İşte sivilcem yapmış bu arada. Çünkü rock tank bir tık vardı. Büyümüşsün ama tam olarak nasıl büyüdün anlatamam. Bunu şu an ilk kez düşünüyorum. Yani tamamen ilk düşünme anımla beraber sizinle paylaşma anım, paylaşabildiklerimi bu videoda olacak. Yani şimdi bahsediyor olacağım. Öncesinde hiç planlamadım. Bir, çok belki büyük bir hayal, hedef bilmiyorum. 100 bin aboneye ulaşmak çok istiyorum. Olmadı. Gerçekten çok istiyorum. Ama 42, ağlayacağım. Yaklaşmışsın. Bak, kaybolup geleceğim çünkü çok duygulandım. Yaklaşmışsın. Evet, 42 bin abone oldu. Evet. Burada kaçtı acaba? Çok keyifli yapıyorum işte. Yeni insanlar tanımak, öyle yeni video fikirler üretmek, edit yapmak. Burnum kaşındı. Bana çok keyif veriyor. Bana 100 bin aboneyi görmek gerçekten çok istiyorum. İkinci olarak ne istiyorum biliyor musunuz? Okulların açılmasını gerçekten çok istiyorum. Yani daha doğrusu online eğitimden farklı bir eğitime geçmek istiyorum. Hibrit oldu. Düz eğitim, hibrit eğitim. Yani ev dışında bir yerde ders dinleyeyim ya da ne bileyim. Ya reklam git reklam. Çek geldi. Git. Kendi evime çıkayım mesela. Tamam oldu. Şu masada gerçekten ders çalışmak artık benim için bıktırıcı bir hamle oldu. 12 sınıfta paso uşura ders çalıştım. Üniversite bir yıl. Ağlayacağım gerçekten çok güzel. Burada olacağım. Bir de 1,5 senem geçti. Üniversitemin 1,5 senesi online oldu. Seni uzatamam. Da. Ondan sonra bir dönem daha online olur da kızına veriyorum. İnşallah uzamaz. İşte. O yüzden okulun açılmasını istiyorum. Üçüncü olarak yogaya düzenli devam etmek istiyorum ve istediğim bir sürü poz var. Onları yapmak istiyorum. Olmadı. Yani kısmet olursa... Bir dakika özür dilerim. Kısmet diyelim. Ya yogaya devam ettim aslında Eylül ayına kadar. Okul açılınca edemedim ama yazın yoga kampına falan gittim. Aynen. Bir yarım artı. Sertifikası almak istiyorum. Yoga eğitmenliği eğitimi almak istiyorum. Galiba 400 saat. Tamamen 400 saat olunca temelli yoga eğitmenliği eğitimi alıyorsunuz. Bunu almak gerçekten çok istiyorum. Beşinci olarak değil kaçıncı oldu bu bilmiyorum. Bir, iki, üç... Boş var. Bilmiyorum kaçıncı oldu. Neyse istediğim bir şey de okuldaki ortalamam şu an 2.72. Bunu böyle bir 2.8, 2.9. 3 oldu, 3 yaptım. Be. Civarını çıkartmak istiyorum. Çünkü ortalama yüksek lisans da önemli. Yüksek lisans, yüksek lisans yapmak diyormuşum. Dolar bana 6 falan herhalde. Şu an dolar 15. Hiç yani yüksek lisans hedefimiz kalamadı. Bir cam kesin değil fakat yine kendime garanti atayım. Yani belki ileride akademisyen olur muyum hiç bilmiyorum. Olursa... Kısmet. Olmam. Ortalama önemli ve burs almak için ortalama önemli. Sus ya boş, çok boş konuşmuşum. Şu an belki bu büyük bir hayal biliyorum korona var. Korona neydi? Hayal kurmanın sınırı yok yani. Ya Allah'tan. Benim 3 yeni ülke görmek istiyorum. Bir yeni ülke gördüm. Sen arada yine yeni ülkede görmedim ki ya. Yani Yunanistan'a. 3 yeni ülke demiştim ama Yunanistan'a gittim. Ama o sene bir ülke gördüm. Yani evet. Ben arada gezmedim hiç. Yani hep şehir içi gezdim. Olsun ama yani nereden? Yani euro olmuş kaç nasıl gideyim? Normalde geçen yaz Isaac'le Romanya'ya gidecektim. Olmadı. Bu yaz ertelendi. Romanya dahil olmak üzere hani minimum 3 ülke. Gidemedim. Minimum hadi 6 farklı şehir görmek istiyorum. 6 farklı şehir net gördüm. Atina. Hı. Eskişehir, Ankara, İzmir, Aydın. Dur telefonumun notu var. Bak bekle dur. Onun notu var telefonumda. Gittiğim yerleri yazdım. Bu videoyu için yazmıştım. Bir saniye hemen söylüyorum size de. Nerede kız bu? 2021 diye bir şey var mı? Eskişehir, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Eskişehir, Bodrum, Atina. 9 olmuş. Ama başka. Eskişehir'e 3 kere gittim. Eskişehir'de eksik galiba. Eskişehir'e 3 kere gittim. Evet birini eksik tutmuşum da neyse çok önemli değil. Neyse yazayım. Ama 6 farklı şehir oluyor mu? Eskişehir, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla oluyor net. Neyse bunu yapmışız. Ama neyse yapmışız. Ülkeyi gezmek istiyorum. Birazcık keşfetmek istiyorum. Başka ne istiyorum? Türkiye'de özellikle Karadeniz turu yapmak çok istiyorum. Bunu niye yapmadık ya? Ben böyle bir şey istemiyorum. YouTuber işte bir Instagram. Niye? Bilmiyorum. O Karadeniz'e gitmiş. Karadeniz turu yapmaya. Ben istemiyorum. O kadar özendim ki o bungalow. Zaten beni dahil etmedin ki. Kesinlikle istiyorum. Estağfurullah kardeşim. Ben Melinat ya. Orayı seviyordum onu. Sonra hayvan deneyi yaptığı ürünleri paylaştığı için onu insan diye almıştım bir anda. Gelirim olsun istiyorum. Kendi gelirim oldu. Bağımsız olsun. Belki şu anda çok... Kuşuyorum ama ekonomik hala bağımsız ailemden değilim. Ailemden para almayı azaltmak istiyorum. Minimum indirmek istiyorum. Kendi gelirim olsun. Biraz daha kendi gönlümce harcayabileyim parayı. Kendi paramı kendim kontrol etmek istiyorum diyeyim. 6.
minimum 30 kitap okumak istiyorum. Yani bu aynen aynen okudum. 30 sayfa 30 sayfa öyle okumadım şu an. Kaç bin kitap okurum? Ay, pandemide sen de çok kitap okumuyor muydun? Evet, pandemide çok okuyordum. Ben de ya. Ama okul açılınca sekteye uğradım. Hiç okuyamadım ben de. Okumuyorum bazen. Mesela minimum 30 sayfa kitap okumak istiyorum. Ya da arkadaşlarımla işte Aytaç'la bol bol vakit geçirmeye devam etmek istiyorum. Korona bitip gerçekten her şey koronaya bağlı da gerçekten onları görmek istiyorum. 8 kendime YouTube için bir kamera almak istiyorum. Canon'un. Aldım ben... ve şu anda o kamerayla videoyu çekiyorum ya. Geçen Mart 7000, 8000'e kadar uzanıyor. Ya ne yapıyorsunuz Allah ne aşkına ya? Kameradan 7000, 8000 lira diyorum. Şu an baksam 15000 lira olmuştur kesin. Onlar bu kadar pahalı olmasaydı kamera almak istiyordum kendime. Fakat şu an çok pahalı. Kendim ekonomik gelirimi kazanırsam kamera, hani o parayı biriktirirsem kendime kamera almak istiyorum. Biriktirdim. Ya şu an size açıklayamadım, hani bazı istediğim hayallerim de var fakat bunların hepsini açıklayamıyorum burada. Açıklayabildiğim kadarını biraz daha düşüneyim. Düzenli spor yapmak istiyorum. Gerçekten yapıyorum düzenli spor. Buna devam edip böyle süreci gelişimi görünce yapasın gaza gelmem, motive olmam da çok devam ediyor. Spor yapıyorsun, yapıyorum yani. İstiyorum. Başka, ay, derslerim zaten ortalamayı söyledim. Dik oturmak sırtım arttı şu anda. Saçımı uzatmak istiyorum. Aynen. 55 bin kere kestim bu videodan sonra. Ya saçımı uzatmak istiyorum. Belki ne iddialı bir söyleme olacak fakat New York'a gitmek istiyorum. Biraz iddialı olmuş. Evet, biraz iddialı olmuş. İki kez gittim ama çok küçüktüm ve tadına çıkaramadım. Şimdi gitmek istiyorum ve ben New York'u gerçekten gezmek istiyorum. Paris'e gitmek istiyorum. Galiba açıklayabileceklerim. Atina'da şeydim keşke. Yani biraz bana kalsın onlar. Oldukça inşallah olur da gerçekten olan her şeyi sizinle paylaşacağım, söz veririm. Dua edin bana olsun. Video şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz. Bir tane daha var böyle bir video. Onu da izleyeceğim bir dakika. Şimdi de 2021 hayal planı hazırladım. Bir dakika Beyza. Ha. Yani 2021 hayal konusu hazırladığım videoyu açtım. Evet, izleyelim bakalım. Duygusal. Konusunu yapacak beraber yapacağız. Şimdi sabah video yapacağım dedim. Boş ve yapmazsam her şey ayıp olur. Saçın uzun. Ama evet. O kadar çok şey çıkardım ki. Bunu döndürüyorum. Yerde kamera. Ben bu sene kesinlikle bungalov tatil yapmak çok istiyorum. Yaptım. Bunlar bizim eve geldi mi? Tatili. İşte Hayır. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Bu poloya annem gitmiş çıkartmış polodaki her şeyimi takılarım asmış oraya. Ağlayacağım. Neyse bunu yaptım. Var. Tayland'a gitmek çok istiyorum. Gidemedik. İşte 100 bin abone plaketi var burada. Olamaz. Paris var. Paris'e gitmek Gidemedik. İstiyorum. Yine 100 bin abone plaketi ve seyahat etmek istiyorum. Ettik. Böyle kendi evime çıkmak istediğim. Gerçekten ağlayacağım. Şu an kendi evimden bu videoyu çekiyorum. Ay ağlayacağım ya. Ağlama ya. Hayır, mutluluktan ağlayacağım. Çok duygulandım. Baksana bebe. Böyle tatlı, güzel. Hayır pardon, burası New York. New York'a gitmek istiyorum ve New York'ta böyle hani bir dönem yaşamak istiyorum. Ya. Bu yıl olmak zorunda değil. O yüzden New York'ta ev manzaraları koydum. Yine Tayland koydum. Böyle şu kupalar çok pahalı olduğu için kupa koydum. Seyahat etmek. Seyahat etmek. Oraya bordo pasaport koymuşum birazcık. Geleceği öngöremediğim için ama artık yeşil pasaportum var. Ay düşeceğim. Artık bizim tüm arkadaş çevremiz yeşil pasaportlu. Evet, öyle güzel yanı var bu olayın. İşte İrem bak, büyük düşüyor. Yeşil pasaportun oldu. New York'ta bir apartmanın girişi. Ay yeterli New York. Yansıyor galiba. New York'ta bir apartmanın girişi. New York'ta bir apartmanın girişi. Ev. Çok fazla aynı şeylerden çıkardığım için birer koyacağım. Yoga'da daha uzmanlaşmak istiyorum. Pozları daha iyi yapmak istediğim için böyle yoga pozu. New York'ta Christmas. Yine böyle bir yılbaşı. New York dedin sayalım. Bu ev New York Counter. Benim değilim, bu şeyle alakalı. Ben yoktu değil, hani bu kendi evime çıkmak istiyorum. Hani kendi evimde yılbaşı harcı. Dedi kesin New York'ta bu kendi arada. Kendi evimde yılbaşı harcı hazırlamak istiyorum demişim. Aa, onun da videosu geliyor. Onun da videosu geliyor. Ay ağlayacağım. Yakınlaşsana kız. Heh. Kendi evimde bir yılbaşı harcım. Ayıptı söylemesi. Çok duygulandım. Çünkü çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Aferin ya, hedeflerimi gerçekleştirmişim. Senin evim muhtemelen böyle bir şey olur çıksa. Gerçekten ev böyle. Evet, ev buna o kadar benziyor bak, ki. Bak şu layık olduk malı. Bakın size de göstereceğim. Bir dakika. Şu L koltuk ve halı. Bakar mısınız yani? Ev bu gerçekten. Ay! İşte çekim üstüne inanmayanlar.
Ne oldu? Ne oldu? Laflarınızı yuttunuz mu? Çekim yasasına inanmayanlar. Bunu ayrı bir videoda konuşuruz. Ne aldım? Yine niye? Toparlanıyorum. Gür saç istiyorum yani. Gür, güçlü, parlak bir saç aynen istiyorum. Aynen. Ya gür sadece kısa. Yoga pozlarını uzmanlaşmak istiyorum. Şimdi bir ara yapabildim. Evet. Tan yapmayı deniyorum bu aralar ama çok esneklik gerekiyor. O yüzden... Burada tırnaklarım kalıcı hocam ama o videoda sence. Bakayım. Gerek bir de ağırlık çalıştığım için zor oluyor. Ben istiyorum. Bu sene param olsun. Şu an banka hesabımda... Sanki kendin mi sürmüşsün? Dur, kendim sürmüşüm. Evet. Ama olduğu için para istiyorum. Dyson'un... Ben de bunu istiyorum kardeşim. Dyson çok güzel ya. Ben de çok ortak girsek mi? Çok güzel. Ve kitap okumak istiyorum bol bol. Burada yine paralar var. Euro istiyormuş. Euro istiyorum. Hala istiyorum. Burada yoga kampı var. Yoga kampına gitmek çok istiyorum. Yoga eğitimi aldıktan sonra sanırım... Gittim. İnzivaya gidiliyormuş. O inzivalar bunlar da yani. Böyle bir yoga eğitimi almak istiyorum. Bu uzak doğuya gitmiş bir çift seyahat istiyorum. Bu arabaları çok seviyorum. Hala çok 500 seviyorum. Alsam mutlu olurum. Bu yine öğrenci evi diye arattım bunu Pinterest'te. Gerçekten böyle arattım. Onların hepsini bu arada Pinterest'te aratıp buldum. Eve çıkmak istiyorum çok. O oy, bir kıyamam sana. Batu'nun bu ev de bizim evin aynısı. Aynısı. Ev. Evet. Burada ev var, burada ev var. Burada fit bir vücut var. Böyle olmadı kardeşim. İsterim. Burada yine Paris ve Bangkok var. Burada yüzen pazar. Paris, Bangkok. Buralarda neler varmış bakalım. Yine fit bir vücut var burada. Burada seyahat etmek var. Seyahat etmeyi yani. Çok özledim gerçekten. Seyahat etmek istiyorum. Burada Viyana var çünkü biz Aytaş'la Viyana'ya bilet almıştık ama pandemiden dolayı gidemedik. Viyana'ya gitmek istiyorum. Ay ne kadar çok aynı şeyler var. Ben bile derlenmiş mantıklı. Kağıtlara yazık. Paris yine. Böyle ben şeyi çok seviyorum. Şunu çevirip kendime göstereyim size. Böyle zor oluyor. Seyahat ediyorken böyle herhangi böyle küçük bir lokal kafeye oturup orada kahve içmekten çok keyif alıyorum. Böyle yani farklı bir atmosfer. Ben yaptık mı Atina'da gitmeye böyle lokal kafeler oturduk. O garip oluyor anlatamıyorum. O yüzden anlayamazsın. Onu koydum. Ve el ele tutuşan kafede bir çit koydum. Aytaş'la gezsek güzel olabilir yani. Bu sene kampa gitmek istiyorum. Geçen sene istiyordum ama gidemedim. Burada kamp fotoğrafları var o yüzden full. Gidemedim. Yine tahmin edeceksiniz ki New York. Yine bu kağıdı geçiyorum dedik New York ve kamp var. Yine New York var. Ay yeter. Kendime gıcık oldum şu an. Burada yine New York var ve yoga var. Ya nasıl bu kadar çok çıkardın? Abi bilmiyorum, kendime çok aşırı gıcık olurum şu anda. Bu kadar New York yani yeter. Şaşırmayacaksınız ama yine aynı şey var. Geçiyorum. Burada yine kendi evime çıkmak gerçekten en büyük isteklerinden biri olduğu için. Yemin ederim ağlayacağım. Çok az kaldı şu an. İki ayrı slide yaptığım için biraz karışıyor. Burada yine araba var. Yine hep aynı şeyler olduğu için. Göstereyim yine ya. Çok hızlıca. Hepsini kesmeyeceğim bu yüzden. Zaten çok da vakit alır ve o kadar rapçayım yok. Yine seyahat etmek ve sağlıklı bir vücut. Yine şaşırmayacaksınız ki seyahat etmek. Seyahat ettim ya. Erasmus şeyi var burada. Manila Erasmus olmak zorunda değil. Herhangi bir yurt dışı tecrübesi istiyorum. Yine burada kafe ve kitaplar var ve burada Londra var. Ve böylelikle kapanış yapıyorum. Tam 20 oldu, Londra'ya da gidemedik. Size hayal konusunun ne olduğunu kısaca bir anlatayım. Hatta kesiyorken anlatayım. Hem sohbet bunu olur. Geçeyim zaten. Bunu şey yapmam, bunun anlamı yok. Ay çok duygulandım ya. Hocalar mail atmamıştım. Ay çok duygulandım ya. Ne kadar büyümüşüz. Büyük bir kısmını gerçekleştirmişsin bence. Evet. Direkt Londra'ya gidemedim, New York'a gidemedim. Tamam, ev. Eve çıktım, seyahat ettim. Fit bir vücut. Gayet fitsin bence. Sağ ol canım. Spor yaptın en azından. Spor yaptın. Yoga yaptın. Arkadaşlarıma seyahat etmek demişim. Evet, arkadaşlarına seyahat etmek. Arkadaşlarıma bol bol vakit geçirmek demişim. Bol bol vakit geçirmek. Bayağı, şu an gereğinden fazla falan değil. Aynen, gereğinden her an beraber. Bir de benim, dur. Şunu azıcık yakınımıza getireceğim bizim. Benim burada olmayan birkaç hedefim var. Onları söyleyeceğim size. Aşı olmak. Aşı oldum. Şimdi üçüncüyü olacak. Aynen, üçüncü beraber olacağız. Seni bekleyeceğim. Beklemebilirim de. Derslerin hepsini geçmek demiştim. Geçtim. Üç üstü ortalama yapmak demiştim. Pass fail olsa üç üstü ortalama yaptım. Başka? Atina'ya gitmeyi bir yere yazdım da. Demek onu video demedim. Bir yere yazdım. Atina'ya gittim. Başka ne yazmış olabilirim? Düşüneyim. Araba olmadı. Araba olmadı. Daha da olmaz herhalde bu ekonomide. Erasmus. Erasmus'u iptal ettim kendim. Olmuş aslında. Keyfi bir iptal ettim. Çünkü istediğim yere çıkmamıştı. Bir de hibe almamıştım.
Okullar açılsın. Hı. Açıldı mı orada? Ne kadar düzenli gidiyoruz okula. Gayet gidiyoruz. Yani hakkımızı yemeyelim. Evet gidiyoruz. Yani derse girmesek bile gidip okula ders çalışıyoruz. Gidiyoruz aynen. Başka? 30 kitap okumadım. Ama onu nasıl okuyayım yani? 30 kitap biraz fazla. Bakar mısınız? Sürekli böyle kitaplar okuyorum. Bunun yanında bir de kitap nasıl okuyacağım? Yani gözüm ağrıyor zaten artık. Başka alanları bunlar mı? Ekonomik özgürlük dedin. Ha, para kazanmak demişim. Para yani ekonomik özgürlük kadar değil ama evet bir gelirim var kendince ve bu beni çok rahatlatıyor. Ailemden aileme daha az yük oluyormuş gibi hissetme beni çok rahatlatıyor. Başka? Anlayacağım. İşte kendi evime çıkmak demişim. Bu en büyük 2021'deki en büyük hedefim evime çıkma. Kendi evime çıkmak da çıktım. İlk yurt çıkmamış gerçekten. Koç Üniversitesi'nin bir bildiği varmış. Evet, Koç Üniversitesi'nin bir bildiği varmış. Yani burada bazı videolarım var, yurt çıkmadı diye ağlıyorum. Ama baksana şu anda. Nereden nereye yani. Bir YouTube kanalının en sevdiğim yönü bu. Bir yıl, hani hayatımda ne kadar çok şey değişmiş. Baksana yani. Büyümüşsün lan. Çok büyümüşüm ve burada hayatım ne kadar farklıymış. Evet. Yani beklentilerim, hayatımdaki kişiler. O kadar farklı ki bu hayatımdaki saçını kişiler. Saçını uzatmak istiyormuşsun, olmuş. Hala istemiyorum. Yok artık vazgeçtim. Kısa saçacağımdır. Yani ben bu ara mesela ne bileyim, kimlerle görüşüyordum? Evet. Görüştüğü yani, kişiler de değişiyor. Aşırı değişmiş. Baksana. Evet. Hayalimdeki kişiler de değişmiş yani. Çok değişmiş her şey. Vay be yani. Ya giydiğim kıyafetler de değişmiş baksana. O da mesela burada danadıkmış artık evimiz toplu. Evet evimiz toplu. Evet evimizi Beyza sürekli topluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım ev arkadaşım evimizi topladığınız için. Ve bana yemek falan yapıyor gelip falan. Mutlu etmek için evi. Okuyor. İti falan yapıyor. İti falan yapıyor. Beni mutlu etmek için yapıyor bunları evet. Sadece. Evet. Ya küfür etmek için. Neyse senin hedef... Dur bekle. Şimdi yazalım hedeflerimizi sonra geri açacağım. Açıyorum. Aç. Tamam bir dakika. Evdeki çok garip şeyleri tripod olarak kullanıyorum. İlk sana veriyorum sözü 2022 hedeflerimiz. 2022 hedefim. Hedeflerim. Bir şey daha ekleyeceğim. İlk bir düşününce bulamadık. Yani zaten kendimizi evet. Çok kasmadık. İlk aklımıza gelenleri yapıyoruz. Aynen. Şimdi yazmak için yazmak istemedim. Aynen. Ben... Bu kadar az yazacağını düşünmemiştim. Benim bayağı az. Ben direkt mutlu olmak dedim. Çünkü öyle. Mutluluk zor bulunan bir şey. Aynen. Mutluluk bulunmuyor. Onu zaten içimizden çıkarabiliyoruz. Kitapta yazıyor kardeşim. Psikoloji okuyor da kendisi etri sevmesi. Mutlu olmak yazdım. Sonra biraz dolu olsun diye klinik stajı yapmak istedim yazdım. Bayağı gezmek istedim yazdım. Labda hocanın gözüne girmek istiyorum. Çünkü bir paper'a adımın geçmesini istiyorum. Bir paper'da. Hı-hı. Ve böyle aktiviteleri çok seviyorum. Konserci, tiyatrodu falan. Ben kanser anladım bir an sonra. Dedim kanser arasında laboratuvara falan mı giriyorsun? Konserdir, tiyatrodur. Öyle şeylere bayılıyorum. Öyle onları hayatımın odağı falan diyorum şu an. Yani gitmek istiyorum. Bu kadar benim. Ben başlıyorum. Ben yine yazdım birazcık. Üç ülke gezmek yazdım as always. Yani her sene 3 ülkeden başlıyorum. 10 şehir gezmek. Bunu yaparız belki. Yani ne bileyim. Tekirdağ, Edirne, Medine'ye gideriz en kötü. YouTube'da 100 abone. YouTube'da 100 bin abone. 100 bin abone. 2+1 eve geçmek veya bu evde kalmak. Yani her hiçbir şekilde yurda geçmemek. Derslerimin hepsini geçmek. Arkadaşlarımla bol bol seyahat etmek. Parantezinde özellikle yurt dışı. Bunu geçiyorum. Ekonomik olarak gelir. TOEFL'a girmek ve TOEFL'a iyi bir notla geçmek istiyorum. İyi bir yaz stajı yapmak istiyorum. Bu yaz işte çok iyi bürolardan birine girmek mutlaka istiyorum inşallah. Araba almak yazmışım. Altına yazdım ki büyük düşün. Hı. Yurt dışı programlarından birine gitmek istiyorum. Isaac olur, Exchange olur, Erasmus olur ama bana hibe verecekleri bir şey olsun. Bu sene 30 kitap falan diyerek abartmıyorum. 10 kitap yeter. Düzenli spor yapmak. Ne çok mesaj geldi. Evet ya. Evet. Düzenli spor yapmak. Konserlere gitmek, 3. doz aşı olmak, 3. doz çıkmak. Birazdan oluyorsun. Aynen, bugün yarın olacağım. Kuzey ışıklarını görmek ve evin iyi bir üniversite kazanması. Ya ne kadar tatlı bir abla ya. Sen de yaz. Ne yazayım? Ali'nin, bilmiyorum. Ali'nin. Ali kazandı zaten. Ali. Beyza kardeş İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyor da hep söylemesi. Hep söylemesi. Benim hedeflerim bunlar. Güzel bence gerçekleştirilebilecek i̇nşallah. Şeyler. İnşallah. Ama gerçekten... Her şeyin başında mutlu ve sağlıklı olmak var. Yani mutlu olmayınca ve sağlıklı olmayınca bence hiçbir şey anlamı olmuyor. Evet. Yani mutsuz olarak kuzey ışıklarına gitsem ne anlarım yani?
Baya derin bir konu. Şu an aynen. Daldım. Mutlu aynen. Olmak konu. Aynen. Çok şükür diyelim yani halimize her koşulda. Evet. Kapıyorum dostlarım. Size ekleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bir şey demek istiyorum. Hı. Mutluluk spor gibi geliştirilebilir bir şey. Yani bu arada sen bunu kitapta falan okuyorsun. Evet, bunu kitapta okuyorum. Mesela spor yapıyorsun, etkisini hemen görmüyorsun değil mi? Hani belli bir süre bir azimle devam etmen evet. lazım. Mutluluk da aynı şekilde bazı aktiviteler var. Ney? Onunla başka videoda. Onunla başka videoda o zaman. Aynen. Nasıl mutlu olunur? Aile bir de çeker mi? Nasıl mutlu olur. Olunur diye. Tamam. Öyle yani şeyler var. Aktivite dedim gezmek anlamında değil işte. Aynen egzersizler var bu mutlu olmak için ve düzenli şekilde yapınca belli bir seviyede artıyor. Bunu video çeksek seviyede. Mi acaba? Size soralım. Olur. Bunu video çekelim mi? Çekelim mi? Çekelim. Öpüyorum sizi kocaman. Görüşürüz. Bye bye. Teşekkür ederim. Beyza videomda olduğunuz için. Bye.